Satranç 365'ten herkese selamlar. Bugün Türkiye satrancının yıldızlarından birisi olan Yağız Kağan Erdoğmuş'un oyununu inceleyeceğiz. Şu an kendisi Dubai Open'da oynuyor. Ve bu inceleyeceğimiz oyunda kendisi Hans Niemann ile oynadı. Biliyorsunuz Hans Niemann'ın şu an hala ile ile ilgili olan davaları devam ediyor. Ve hala netlik kazanmadı. Bakalım bu oyunda neler oldu hep beraber inceleyelim. Evet, beyazlar Yağız nerede olmuş? siyahlar Hans Niemann, Yağız E4 ile başlıyor, C5, At3, D6 hamlesinden sonra Fil B5 hamlesiyle devam ediyor. At D7, D4, C4, At D4, At F6 ya da Yağız Kaner. Burada rok atıyor. Evet burada Hansliman A6 ile devam ediyor. Fakat şu an E4 piyonu boşta. Hızlıca E4 piyonu alınca ne oluyor ona bakalım. At çarpı E4 kötü bir hamle. Çünkü kale E1'den sonra tempo ile taşımızı geliştirdik. Ve örneğin at F6 döndüğü zaman at F5 geliyoruz şimdi artık. Ve at çarpı D6 almak istiyorum. Çünkü E1'deki kale sayesinde E7 piyonu artık açmazdı. Ve eğer E6 sürerse de at D6 alıyorum. Fil D6 ya da vezir D6'dan sonra bu konum beyazlar için artık kazanç diyebiliriz. Çünkü siyahlar şu an rok atamıyor. Ve C8'deki fili kaldı. H8'deki kalesi kaldı. A8'deki kalesi kaldı. Fakat beyazın taşları çok kolay bir şekilde gelişebiliyor. O yüzden bu konum kazanç diyebiliriz. Peki kale E1'e D5 sürseydi ve atı korusaydı ne yapacaktı? Buna da C4 sürüp D5 piyonu kaldırmaya çalışıyoruz. E6 sürdüğü zaman C D5, E d 5ten sonra artık fark ettiyseniz E hatta açıldı. Bu şah daha rok atmasına iki hamle var. O yüzden çok sıkıntılı bir pozisyonda. Ve at c sonra hem E4'e hem D5'e bir baskı var. Bu konum yine beyazlara kazanç olacaktı. O yüzden siyahlar. At çarpı B4 almadı tabii ki. Burada A6 sürdüm. Bil D3. At C5. Kale 1. G6. C4'e de at D3 aldı burada Asliman. Eğer fil de oynasaydı at D3 sarok atsaydı. Beyaz artık fil F1 çekmek istiyor. Evet oklardan da anladığınız şekilde beyazın alan avantajı var. C4 ve E4 piyonları sayesinde. Siyahların daha az alanı olduğu için taş değişmesi siyahlar adına iyi bir şey olacaktı. Yani at çarpı d3, vezir çarpı d3 taş değişimi siyahların lehine olan bir durum. O yüzden c4 hamlesini at d3 ile başlıyor. Siyahlar vezir değişten sonra birer taş en azından azalmış oldu. Unutmayalım ki alan avantajı olan taraf taş değişmekten kaçınmalı. O yüzden siyahlar at çarpı d3 alıyor. Bilgi 7 at d3. Saroka Evet burada klasik bir devam yolu olan F3 hamlesiyle devam ediyor Yağızkan. Bu hamle de fena değil. Çünkü bu hamlenin nedenini bir önce açıklayayım isterseniz. Bile at G4 gelmek istiyor çok basit bir şekilde. Fakat belki buradan H3 fikrini de uygulayabilirdim. Ne farkı var diyeceksiniz. Şimdi beraber bakalım. Yine aynı şekilde oynamaya devam etsin. Maçta at oynandım. Bile 3 at E5. Ezide 2 bildeydi 1 bir kaleci 8 ve B3 ile devam ettiğimizde fark şu olacak artık g1'deki şah biraz daha güvende. Çünkü bu çaprazı açmamış oluyoruz. Ee, ve belki bazı durumlarda uygun bir zamanda tabii ki beyazlar F4 düşünebilir. Belki F3 yerine bu H3 de ilginç bir plan olurdu. Ama tabii ki F3 de kötü bir hamle değil. At D7, B3 A5 B2 bildeydi. B3 Kalece 8 Kale A1. Yine çok benzer bir konum oldu fark ettiyseniz. Sadece baktığımız konuda sadece piyon f Bu piyon F2'deydi. Kale E8. Kale E1. Vezir A5. Vezir D2. Ve fil file 6 Oynadı. Hans Niemann. Şimdi burada Yağızkan at çarpı E6 aldı. At çarpı E6 çok da iyi bir hamle olmayabilir. Bundan sonra çünkü siyahlar biraz pozisyonunu düzeltti. Peki fi at çarpı e6 yerine ne oynayabilirdim? Burada yine h3 ilginç bir hamle. Aslında ilk bakıldığı zaman siyah kareleri çok zayıflatıyoruz. Ve hem h3 hem f3 sürmek çok mantıklı değilmiş gibi gözüküyor. Ama arkasında çok güzel bir fikir var. H3'ten sonra ben örneğin kale b8 oynasın bir hamle yaptırıyorum sadece siyahlara. Şah h2 geleceğiz ve fil d7 oynasın yine hamle gösteriyorum. F4 sürdükten sonra bakın artık şah hışkı şekilde çok e, güvenli bir şekilde duruyor artık. G1 karesinde değil ve bu çaprazda durmuyor şah. Ve F4 ile bu merkezdeki güzel atı da konmuş olduk. Böylelikle pozisyonu yavaş yavaş geliştirebilirdik. Bu H3 hamlesi çok ilginç olurdu. Şimdi at çarpı E6'dan sonra B çarpı E6 ve... Merkez karelerini destekleyen bir piyon daha oyuna girmiş oldu. Atı 2. vezirler de değişildi. Evet bu konumda şimdi konum neredeyse eşit diyebiliriz. Fakat siyahlarla oynamak belki biraz daha rahat olabilir. Bunun nedeni de siyahların B5 ve D5 gibi çok sert fikirleri var. Fakat beyazın fikri o kadar kolay değil. Belki H3 sürüp F4 süreceğiz şaf ve 2. Fili de dörde koyup şahı e3'e koymaya çalışacağız. Fikirlerimiz bu olabilir beyaz adına. Ee, tabii ki ileride yavaş yavaş vezir kanadından da alan kazanıp oynayabiliriz. Ama beyazın bu fikri biraz uygulaması zor gözüküyor. Siyahın b5 ve d5 fikirlerinin uygulaması biraz daha kolay gözüküyor. O yüzden belki bu oyun sonuna girmek çok iyi olmayabilir. Ama tabii ki hala hiçbir şey bitmedi. Hala konum eşit diyebiliriz. Kale C7, at F4, at D3, pardon şaf B7, at D3 ve burada at D7 oynadı Hans Niemann. At D3 alsaydı kale D3, kale E8'den sonra B5 fikriyle de devam edebilirdi. Ama e, siyahlar adına kazanması oldukça zor bir pozisyon olacaktı. Belki de o yüzden at D3 hamlesine taşları azaltmak istemedi ve kazanmak için oynamak istedi. A4 hamlesine kale EC8 geldi. Yağızkan ve kale D de bir B6 oynadı. Şah B2, at C5. b 6nın amacı buydu. Eğer at çarpı C5 alırsa B çarpı C5'ten sonra artık B3 piyonu çok zayıf kalacak. Kale B7, kale B8 kalelerini B hattına gelecek ve B3'e baskı kuracak. Bu siyahlar iyi olurdu tabii ki. O yüzden B3 piyonunu basitçe kurdu Yağızkan. Kale Şah 2 Şahını merkeze geliyor. Biliyorsunuz oyun sonlarında şahta önemli bir taş. Şahı da oyuna getirmek gerekiyor. H6 H4 ile G5 hamlesini engelliyor. Hem de alan kazanıyor Şah kanadından. H5 Şah D2 At d yine taş değişiminden kaçınıyor ve bir manevraya başlıyor. Aynı zamanda G8 kalesinin önünü açmış oldu. Kale DC1 Kale A8 ilginç hamle. Nedenini birazdan anlayacağız aslında. Kale C2 at B8. Böyle taşlar bir anda geriye gitti gibi gözüküyor. Fakat fikir B5 sürmek. Belki atı C6'ya gelmek. Ve yon değişiminden sonra bu kalenin A hattında işe yarayacağını düşünüyor siyahlar. O yüzden bu manevraları yapıyor. At B4. Bile 5. Şahı 2. Bile 6 Bile 5 Atlaydı geri döndüm. Burada karşılıklı manevralar yapılıyor şu an. At D3 ve uygun bir zamanda B5 geldi. Evet şimdi buradan yağıskan A çarpı B5 aldım. Fakat burada ilginç hamlelerden birisi B4 hamlesiydi. Tabii ki oynaması zor bir hamle. Örneğin B4 hamlesine BA4 alırsa kale A2, kale C8'i de basitçe C4 piyonunu kuruyoruz. Kale C1 ile at 5 5e at 5 bile 5'e de kale a4'ten sonra e, en azından altta kalmayacağımız bir pozisyona ulaşmış oluyorduk. Belki de yavaş yavaş pozisyonu da geliştirebiliriz. Örneğin şahı belki d3'e gelebiliriz ileride. Belki kale c2 kale a2 ile a6 piyonuna baskı uygulayabiliriz. Bile 1 ile b4 piyonunu savunabiliriz. Belki ufak şanslar olabilirdi burada. B4 ilginç hamleydi. B4 kaleci 8 de oynayabilirdi tabii ki. Buna da kalece 1. Eğer burada B4 alırsa daha demki baktığımız pozisyon aynısı olacaktı. Kale A2'den sonra BC4 alırsa da kalece 4, kaleci 4, AT5, AT5, file 5'ten sonra dengeli bir pozisyon oluşacaktı. Ama yine daha demin konuştuğumuz şeyler geçerli. Belki yavaş yavaş pozisyonu geliştirebilirse beyazlar ileride bu iki piyonu çıkma adayı olan iki piyonu ileri sürebilirdi ve belki bazı şanslar yakalayabilirdi. Ama konum tabii ki objektif olarak eşit olacaktı. Şimdi B5, A çarpı B5, A çarpı B5, kale B, C1 ve kale A3. Aslında gördüğünüz gibi bu kaleye A8'e gelmesinin amacı buydu. A hatta açıldıktan sonra kale A hatından oyuna girdi. B4, BC4, kale C4, a 5 bile 1. Ve şimdi pozisyon birazcık zorlaşmaya başladı beyazlar adına. Çünkü siyahların aktif bir kalesi var. B'deki kalesi de hem kendi taşlarını koruyor hem de B4 piyonunu baskı uyguluyor. Evet, D5 geldi. E5, E5 ve artık duble piyonundan da kurtulmuş oldu siyahlar. Kale C5, E6. Kale A5'e. Kale B3 geldi çünkü kale çarpı A5, B çarpı a 5ten sonra A5'te bir geçer olacaktı. Bunu istemedi. Kale C6, kale B2 şah, F1, fil D4. Şu an şahı sıkıştırdı aslında. Kale A6, kale E7. E6 piyonunuzu korumak zorundaydı. Onu korudu. Kale C8'e, fil E3, kale H8, D4. Geçer piyonunu sürmek istiyor. Ve burada kale D6 oynasaydı mücadele devam edecekti. Siyahların hala bir baskısı var ama o kadar kolay değil kazanması. Fakat G4 büyük bir hata oldu. Ve Hans Niemann bunu hemen değerlendirdi. H G4 ve G4'ten sonra Şak oynadı. Aslında bir çifte tehdit bu. Hem H8 e kaleyi istiyor hem de F7 karesini boşalttı. Ve kale F7 geldiği zaman artık mat olacak. O yüzden burada Yağızkan terk etti. Ee, maalesef bu maçtan puan alamadı. Maalesef bu maçtan puan alamayarak ayrıldı. Fakat moral bozacak hiçbir şey yok. Ee, rakibi de çünkü güçlü bir GM tabii ki de. Onu da unutmamak lazım. Ee, bu arada Yağızkan hakkında belki yeni tanıyanlar vardır. Onun hakkında birkaç bilgi vereyim. Ee, yanlış bilmiyorsam Ekim ayına kadar eğer GM olursa dünyanın en genç GM'si olacak ve gerçekten bir rekor kuracak. Ama umarım bu konu yüzünden stres yapmıyordur. Bilmiyorum bu videoyu izleyecek mi kendisi. E, fakat eğer olur da izlerse ben stres yapmasını istemem açıkçası. Çünkü önü çok açık ve belki 2700 olacak. Aslında belki de Dünyanın en genç GM olma ünvanı o kadar da önemli bir şey olmayabilir. Biz böyle bazı şeyleri gözümüzde çok büyütüyoruz. Fakat önü çok açık ve şu an yaşı da çok küçük olduğu için bu konuda stres yapıyor olabilir. E, umarım stres yapmaz. Umarım emin adımlarla kendisini geliştirmeye devam eder. Çünkü çok güzel bir satranç oynuyor ve gelişimi çok net açık bir şekilde gözüküyor. Tabii ki temennimiz dünyanın en genç GM'si olması fakat olamazsa da kaybedecek hiçbir şey yok yani ve e, ben emin 2700 olmak için e, çok ileriye gideceğini düşünüyorum umarım bu konuda da stres yapmaz e, ve tabii ki buradan kendisine de başarılar dileyelim evet bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk umarım videoyu beğenmişsinizdir her videoyu beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.